Bir diğer üçüncü sual, bütün Arap ülkelerinin idarecileri bilerek ve bilmeyerek İsrail'le yardımlaşıyor. Sizden ricamız, konuşmanızda söz ettiğiniz gibi Amerikan bankalarında ve Yahudi bankalarında hissesi olanları izah etmeniz. Biz burada ana fikirlerin üzerinde duruyoruz. Böyle bir toplantıda hiçbir şahsı, hiçbir ülkeyi itham etmemiz doğru değildir. Ancak Müslümanlar elbette bütün gerçekleri yakinen takip etmekte ve bilmektedirler. İslam aleminin şuurlanması, demin de konuştuğumuz gibi, ne Batı'nın ne de Doğu'nun tesiri altında kalmamakla, ancak İslam kardeşliğini tesis etmekle mümkündür. İslam ülkelerinin kendi paralarını dışarıdaki Yahudi bankalarında bulundurmaları asla doğru değildir. Her Müslüman ülkedeki Müslümanlar bununla mücadele etmelidirler. Bakın, huzurlarınızda açıklayayım. Fırıncı bu parayı un fabrikasına veriyor. Un fabrikası banka parasıyla çalıştığı için bankaya veriyor. Banka Merkez Bankası'na veriyor. Bugün bizim Merkez Bankamızın dışarıdaki Yahudi bankalarına borcu 20 milyar dolardır. Bu sene Türkiye dışarıdaki Yahudi bankalarına 3 milyar lira taksit ve faiz ödemek mecburiyetindedir. Bu parayla da dışarıdaki Yahudi bankaları bildiğiniz gibi İsrail'e uçak alıyor, tank alıyor. Şu Müslüman memleketin her çarşısı pazarında yapılan alışveriş ile İsrail'e kurşun parası ödettiriliyor bize. İşte biz bunu radyolarda, televizyonlarda 50 milyon memleket evladına duyuyoruz ki uyansın. Yoksa biz İsrail'le alakamızı kestik demek yetmez. Bu alakanın fiilen kesilmesi lazım gelir. Bu da şuur ister, cihad ister. Bir takım Türkiye gibi diğer Müslüman ülkeler kendi paralarını İslam alemine getirseler Batı ülkeleri iflas eder. Eğer Müslüman ülkeler biz petrolü dolarla değil İslam dinarıyla satacağız deseler Batı ülkeleri yine iflas ederler. Bunların zahiri görüntülerine aldanmayalım. Bak, Amerika uçak gemileriyle geldi, İran'da bir şey yapamadı. Bir kum tanesi helikopteri uçağa çarptırdı ve akamete uğradı. Çünkü kudret kuvvet sahibi Cenab-ı Allah'tır. Eğer Müslümanlar ihlasla hak yola sarılır, Allah'ın yardımı erişir ve yeryüzünde yeniden hakkın, adaletin hakim olması kapıları açılır. Dördüncü bir sual olarak arkadaşlarımız, siz 5 tane madde saydınız. Bu maddeler daha önce Batı'da kurulduğunu ifade ettiniz. Bunları biz de yapalım diyorsunuz. Bu Batı'yı taklit için mi, yoksa onların sahip olduğu müesseseleri düşmanın kendi silahıyla kendilerine karşı mücadele etmek için midir? Hiç şüphesiz ki bu müesseseler bir an evvel kurulmalıdır derken bunlar Batı'da var biz de kuralım noktasından hareket etmiyoruz. İslam demek zaten vahdet demektir. 1 milyar 200 milyon Müslüman birbirinin kardeşidir. Bu sebepten dolayıdır ki Müslümanların dünya siyasetini kendi aralarında konuşmaları, kendi aralarındaki meselelerini İslami esaslara göre kardeşane bir şekilde çözmeleri en tabii ihtiyaçtır. Bu ihtiyaçtan İslam Birleşmiş Milletler'ini istiyoruz. Müslüman ülkeler arasında Sünni hudutlar konmuş. Kardeş Müslüman ülkelere etten, peynirden giyecek maddeye kadar hepsini Bulgaristan, ara yere paravana isimler koyuyor. Ama onların hepsi sonunda Yahudi sermayesidir. Bunları ortadan kaldırmak için tabii Müslüman ülkeler arasında ortak pazar kurmamız, yani gümrükleri, yani Sunni bu alışverişe mani olan hususları ortadan kaldırmamız lazım. Bir Almanya ile bir Fransa arasında her gün kaç kişi gidiyor?
kaç tane telgraf çekiliyor, ne kadar para gidiyor, ne kadar mal gidiyor, bir düşün. Niçin Türkiye ile Irak arasında aynı alışveriş olmasın? Niçin Suudi Arabistan'la Kuveyt arasında, İran arasında aynı alışveriş olmasın? Niçin İran'la Pakistan arasında aynı alışveriş olmasın? Bunları temin etmek için Sünni manaları ortadan kaldırmamız lazım. Onun için ortak pazar olsun diyoruz. Elbette İslam dinarı tek bir para olması çok tabiidir ve esasen Müslüman ülkelere söylediğimiz vahdetin gelmesi için atılması lazım gelen en önemli adımlardan birisidir. Tek kelimeyle demin söylediğimiz ihtiyaçlar İslam aleminin kendi tabii ihtiyaçlarıdır. Bunlar batıda da var dememiz, onların 25-30 sene evvel yaptıklarını söylememiz batıyı taklit için değil, gecikmeyelim. Onlardan, onlar kadar akıllı olalım hiç değilse demek için söylenen sözlerdir. Yoksa bunlar İslam aleminin kendi tabii ihtiyaçlarıdır ve inşallah en kısa zamanda da tahakkuk edeceklerdir. Lübnan'ın içinde olan çatışmaları TRT bize sağcı Hristiyanlar, solcu Müslümanlar olduğunu bildiriyor. Müslümanın solcusu olur mu? Hristiyanlar nasıl sağcı olurlar? Bu suali soran kardeşimize teşekkür ederim. Çünkü bu tasnifler aslında Siyonist tasnifidir. Müslümanlara lüzumlu olan Kur'an'ın tasnifidir. Kur'an'da tasnif sağcı solcu değil, hak ve batıl tasnifidir. Komünist ve kapitalist değil, hak ve batıl tasnifidir. Bu sebepten dolayıdır ki hiçbir Müslüman evladı bu Siyonist taksimatına aldanmasın. Bunlar Siyonistlerin Müslümanları aldatmak için başvurdukları metotlardır. Biz bunun Türkiye'de çok acısını çekiyoruz. Bir takım batıl partiler bilerek bilmeyerek Siyonizmin tesirinde. Söze başlarken komünist var, milliyetçi var diye başlıyor. Bu tasniflerin hiçbirisi Kur'an-ı Kerim'de yok. Hak var, batıl var. Sen hakka teslim misin, değil misin? Hakka teslim değil. E sen ne olursan ol, kıymeti yok ki, sen de batılın birisisin. Aynı oyunun Müslüman ülkelerde de oynandığını bildiğim için bu soruyu soran kardeşime bilhassa teşekkür ediyorum. İslam demek şuur demektir. Mümin Allah'ın nuruyla bakar. Onun ferasetinden korkunuz buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir mübarek hadis-i şeriflerin. Yaptığımız iş İslam'a mı yarıyor, Yahudi'ye mi yarıyor? Bunu ayırmadan Müslüman olunmaz. Bunun da başı ölçülerle başlar. Çizgi hak ve batıl çizgisidir. Kim hakka teslim olmuşsa onların hepsi birbirinin kardeşidir. Kim batıl ise, hangi çeşit batıl olursa olsun, onlar da birbirinin aynıdırlar. Bu sebepten dolayıdır ki Müslümanlar bu çeşit tasniflere katiyen aldanmamalıdırlar. Hakiki tasnif hak ve batıl tasnifidir. Avrupalıların Siyonizmin sağcı solcu diye ayırdıklarının hepsi de zaten batıldır. Onun için bu sağcıdır, bu solcudur diye birini hak, birini batıl diye kabul etmek doğru değildir. Bununla beraber Kur'an-ı Azimüşşan'da hakka teslim olanların hesap günü defterlerinin kendilerine sağdan verileceği, batılların ise defterlerinin soldan verileceği ifade olunmuştur. Herkese defterinin ne yandan verileceği bakımından sağ sol diye bir ayrım yapmak istenirse bu da yine hak ve batıl çizgisinden geçer. Hakka teslim olanlar defterini sağdan alacaklar, batıla bağlananlar defterlerini soldan alacaklardır. İslam'ın tasnifi budur. Bunun için Siyonizmin sağcı solcu tasnifine aldanmamak lazım gelir. Tasnif hakka katıksız teslimiyet veya batıl. Tasnif budur. Şimdi bu tasnif açısından bakılınca tabii Müslümanlar hakka bağlı insanlardır. Karşısındaki Hristiyanlar da batıldır. Ondan dolayı Türkiye'deki radyonun Yahudi menşeli ajanslardan alarak Suriye'deki Müslümanlara solcu demesi elbette tutarsız bir tavırdır. Yahudi o tuzağına düşmek demektir.